Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar coğrafya dersi 2. dönem 1. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istiyoruz. Aşağıdaki bilgilerin başına doğru ise de yanlış ise Y yazınız şeklindeki ilk bölümümüzde 1. ifademiz sorumuz şu şekilde. Okyanus akıntılarının Türkiye iklimi üzerinde etkisi yoktur. Evet, yoktur arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Türkiye bir iç ülke. Dolayısıyla Karadeniz ve Akdeniz deniz olarak gördüğü okyanuslarla işi yok Türkiye'nin. Dolayısıyla cevabımız doğru seçeneği bu ifade için. Kongo Havzası'nda çöl iklimi görülür ifadesi var ki Kongo Havzası çöl iklimi değil arkadaşlar. Ekvatoral iklim görülür. Buradaki çöl kelimesi bizi kandırmasın. Cevabımız yanlış olacak bu ifadede. Ülkemizde enlem faktöründen dolayı genel olarak güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık artmakta. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe bizde sıcaklık artıyor mu arkadaşlar? Antalya ile Sinop bir mi? Dolayısıyla burada bahsedilen ifade tam tersi olacak arkadaşlar. Artmaktadır değil, azalmaktadır deseydik. Dolayısıyla cevabımız doğru olacaktı ama bize artmaktadır diyor. Dolayısıyla cevabımız yanlış olacak bu soru için. Çevresine göre farklı iklim özelliği gösteren dar iklim alanlarına mikro klima denir ifadesi var ki mikro klimanın zaten tanımı budur. Bu bilgiye doğru diyeceğiz. Ülkemizde kışın etkili olan Sibirya termik yüksek basıncı kuzeyden ve kutup yakınlarından geldiği için soğuk karakterlidir ifadesi. Doğru arkadaşlar. Buraya da ifademiz D olsun. Akdeniz ikliminin yıllık yağış miktarı yükseltiye göre değişir. Yağış rejimi düzenlidir. Evet, düzenli bir yağış rejimi Karadeniz'de var arkadaşlar. Biliyorsunuz Akdeniz'de yok. Yani her mevsim yağışlı Karadeniz ama Akdeniz'de biliyorsunuz ki yağış kışın düşer. Yazın sıcaklık 35-40 derecelere kadar çıktığı için ara ara yağmur görünür. Ama genellikle kuraktır, sıcaktır. Dolayısıyla yağış rejimi düzenlidir demek, her mevsim yağması demek. Akdeniz'de böyle bir şey yok. Kışın yağar, yazında biliyorsunuz ki turistik bir bölge olduğu için bol sıcaklık getirir. Onun için bu bilgiye yanlış diyeceğiz arkadaşlar. Yaz ve kış arasında yağış miktarı farklı çünkü. Geçiyoruz diğerine. Ege ve Akdeniz kıyılarında en yağışlı mevsim kış, en kurak mevsim yazdır ifadesi var. Buna da doğru diyeceğiz. 8. sorumuz. Güney Hindistan, Güney Çin, Japonya ve Mançurya'da savan iklimi görülür ifadesi arkadaşlar yanlış. Buradaki savan iklimi değil, muson iklimi yazalım. Muson iklimi olsaydı doğru olacaktı. Çünkü biliyorsunuz ki savan iklimi Afrika bölgesinde, o çöller bölgesinde görülür arkadaşlar. Muson ve savanı birbirine karıştırmayalım. Onun için bu soruya da yanlış diyeceğiz. Poyraz güneydoğudan eser ve ulaştığı yerlerde sıcaklığı, buharlaşmayı, kuraklığı artırır ifadesi var ki buna da yanlış diyelim arkadaşlar. Rüzgarların yönüyle ilgili görsel videonun ilerleyen dakikalarında var. Lütfen sabırla izleyin videomuzu. Hangi yönden hangi rüzgarın geldiğini harita üzerinde gösterdik sizler için. Tundra ikliminde toprak yılın büyük bir bölümünde donmuş haldedir. Yazın çözünen bu topraklar bataklık haline gelir ifadesi. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Özellikle kutup bölgelerine yakın yerler, Rusya'nın kuzeyleri, oraları düşünün. Bu tam verilen özelliktir. Kışın donar, yazın ısınır ve bataklık haline dönüşür. Onun için cevabımız doğru olacak bu soru için. Evet, burada da klasik sorularımız var. Klasik sorulardan da sorular geldiğini düşünerek de bu tarz soruda sizlere çözmeye çalışalım arkadaşlar. Burada basıncı etkileyen faktörler nelerdir sorusu gördüğümüz soru örnekler içerisinde var. Demek ki sizlere de gelecektir diyoruz arkadaşlar. Peki basıncı etkileyen faktörler nelerdir? Öncelikle bir bakalım. En önemlisi yer çekimidir arkadaşlar. Şöyle yer çekimini bir başa yazalım. Daha sonra yükselti vardır. Yükselti varsa basınç da değişecektir. Sıcaklık bir diğer etken. Onu da yazalım. Bir diğerimiz arkadaşlar, burada bahsettiğimiz üzere dünyanın günlük hareketi arkadaşlar. Bu bile basıncı etkileyen bir durumdur. Dünyanın günlük hareketi diyoruz biz buna. Bunu da dördüncü madde olarak yazalım. Dünyanın günlük hareketi. Yer çekimi, yükselti, sıcaklık ve dünyanın günlük hareketi basıncı etkileyen faktörler arasındadır arkadaşlar. Cevabımız belli oldu bu soruda. Geçiyorum diğerine.
rüzgarın hızını ve şiddetini etkileyen faktörler nelerdir şeklinde bir ifade var ki arkadaşlar biliyorsunuz yine basınç farkı rüzgarın hızını ve şiddetini etkiler. O zaman şuraya bir basınç farkı yazalım. Diğeri dünyanın eksen hareketi. Bu da var arkadaşlar. Dünyanın eksen hareketi. Bir diğeri sürtünme. Yani rüzgarın bulunduğu alandaki sürtünme hareketi rüzgarın hızını ve şiddetini etkileyecektir. Ve son olarak da basınç merkezleri arasındaki uzaklık. Bunu da yazalım arkadaşlar. Basınç merkezleri arasındaki uzaklık diyelim. Ve buradaki rüzgarın hızını ve şiddetini etkileyen faktörlerde bir kez daha hatırlatmış olalım sizlere arkadaşlar. Hemen geçiyorum diğer bölüme. Burada da yamaç yağışlarını nasıl oluşur kısaca anlatınız şeklinde bir bölüm var ki yamaç yağışlarını orografik bir coğrafya dilindeki tanımı. Peki arkadaşlar nedir? Bunu hatırlıyoruz. Nemli hava kütlelerinin dağ yamacı boyunca yükselip birden soğumasına bağlı olarak gerçekleşen yağışlar bunlar biliyorsunuz. Özellikle Karadeniz bölgesinde dağların denizi dönük yamaçlarında görülür arkadaşlar. Deniz tarafı değil, denizin arka tarafı dağların denize dönük yamaçlarına dikkat edin. Buna dikkat ediyoruz. Karadeniz'den gelen o basınç, o hareket, o nemli hava dağların yapısına doğru yükseldiği zaman, dağlar boyunca yükseldiği zaman biliyorsunuz ki bu yamaç yağışları ortaya çıkıyor. En çok özellikle dağların kıyıya paralel olduğu bölgelerde ki ülkemizde Karadeniz var burada ve bir de Akdeniz'de var az da olsa. Diyelim ve hemen şöyle bir kalem alalım. Yamaç yağışları nasıl oluşur? Kısaca yazın şeklindeki ifademiz nemli hava kütlelerinin nemli hava kütlelerinin dağ yamacı boyunca yükselip soğumasına bağlı olarak gerçekleşen yağışlardır. Özellikle dağların denize paralel olduğu yerlerde görülür. Ve dağların denize dönük yamaçlarında bunu da unutmayalım arkadaşlar. Diyelim ve yamaç yağışlarında şöyle bir kez daha hatırlatmış olduk sizlere. Geçiyorum diğer klasik sorumuza. Ülkemizin iklimini etkileyen faktörlerden 5 tanesini yazınız şeklinde bir ifade var ki. Bakalım bu faktörler neler arkadaşlar. Bir kere en önemlisi bunlardan biri ülkemizin mutlak konumu. Şöyle bir mutlak konum yazalım arkadaşlar. Bir diğeri yeryüzü şekilleri. Ülkemizin yeryüzü şekilleri de bunun için önemli bir neden. Bir diğeri ülkemizin yine özel konumu. Denizler ve karalar arasındaki özel konumu. Bir diğeri basınç merkezlerinin etkisi. Arkadaşlar bunda da yine etkisi var. Basınç merkezlerinin. Onu da yazalım. Basınç merkezlerinin etkisi diyelim. Ve son olarak da yine çevre denizlerin etkisi de aynı şekilde ülkemizin iklimini etkileyen faktörler arasında var. Buna da işte Karadeniz ve Akdeniz iklimi diyoruz ya Ege iklimini falan. Burada da bahsettiğimiz şey çevre denizlerin etkisi diyelim arkadaşlar. Evet ülkemizdeki iklimi etkileyen ana temel nedenler bunlar diyoruz ve geçiyoruz bir başka sayfaya. Yine burada birkaç tane daha klasik sorumuz var. Onları da hızlı bir şekilde sizlere anlatalım, aktaralım ve hızlıca geçiyoruz videomuzun diğer kısmına. Atmosferin katmanlarını yazınız şeklinde yeryüzünden başlayarak gökyüzüne doğru, yukarı uzaya doğru gittiğimizi düşünerek yazalım arkadaşlar. Birincisi troposfer. En alt tabakadır, dünyaya en yakın olan troposfer. Bir diğeri de stratosfer.
Bir diğeri mezosfer. Bir diğeri termosfer. Ve son olarak da eksozfer. Evet, buna dikkat edin. Dünyadan uzaya doğru bu şekilde yükseldiğini düşünerek katman katman adlarını yazmış olduk arkadaşlar. Tam tersini düşünüp yanılmayalım. Atmosferde bulunan gazların ve oranlarını yazınız şeklinde bir ifade var ki en çok biliyorsunuz ki arkadaşlar %78 ile azot bulunuyor. Biliyorsunuz şu soluduğumuz havanın içerisinde yaklaşık %21 şeklinde de oksijen var arkadaşlar. En önemli ikisi azotla oksijen zaten. %1 gibi çok düşük bir oranda da diğer gazlar var. Onun için buraya da diğer gazlar yazalım ve atmosferde bulunan gazları ve oranlarını da sizlere bir kez daha hatırlatmış olalım böylelikle. Hemen geçiyorum diğerine. Bakı kavramı nedir arkadaşlar? Bakı kelimesini duymuşsunuzdur sıkça. Peki bakı neydi hatırlayalım? Cisimlerin güneşi gören tarafına deniyor arkadaşlar. Yani dağın hangi yamacındasınız? Güneş gören tarafındaysanız güneşin bakı durumundan faydalanıyorsunuz demektir. Dolayısıyla kısaca yazarsak cisimlerin güneşi gören tarafına denir diyelim. Tarafına bakı durumu diyelim. Bakı durumu denir diyelim. Evet. Güneşin gören tarafı arkadaşlar. Dağın güneşi gören tarafı. Bu kadar açık net. Yani aklımızı karıştıracak bir kavram değil. Ve geçiyoruz bir başka bölüme. Burada da arkadaşlar aşağıda tanımları verilen rüzgarların isimlerini karşılarına yazınız şeklinde bir ifade var ki biraz önce söylemiştik rüzgar çeşitleri var. Hadi bunları çaktırmadan yazı başına yazalım arkadaşlar. Birincisi 30 derece enlemlerindeki dinamik yüksek basınç alanlarından ekvatoral bölgedeki termik alçak basınç alanlarına doğru esen sürekli rüzgarlar. Bakın sürekli olduğundan bahsediyorum. Bu süreklilik hangisidir arkadaşlar? C kısmına hemen bakalım. Birinci rüzgarımız alize rüzgarları. Bunu hemen yazalım. Alize rüzgarları olarak. Güneydoğu Asya'da yaklaşık 6 ay boyunca denizden karaya doğru esen ve yağış getiren mevsimlik rüzgarlar biliyorsunuz ki Güneydoğu'nun o meşhur rüzgarları yaz musonudur arkadaşlar. Buraya da yaz musonu rüzgarı diyelim. Gündüz serin olan denizden sıcak olan karaya doğru esen yerel rüzgarlardır. Bakın gündüz esiyor. Buna da biz deniz meltemi diyoruz. Deniz meltemi. Dördüncü ifademiz bir dağ yamacı boyunca yükseldikten sonra karşı yamaçtan alçalan sıcak ve kuru rüzgarlardır ifadesi var. Bu da fön yani şu şekilde de yazılıyor. Fön şeklinde fön rüzgarı arkadaşlar. Bir fön etkisi yaratarak sıcak ve kuru bir etki oluşturuyor. Dolayısıyla fön ismini almış bu rüzgar çeşidi. Gündüzleri daha soğuk olan vadi alanlarından dağ yamaçlarına esen yerel rüzgarları ne diyoruz? İşte buna da biraz önce deniz meltemi demiştik ya bu da vadi meltemi arkadaşlar. Buraya da vadi meltemi yazalım. Ve son rüzgar çeşidimiz Kuzey Afrika'da ve Arap Yarımadası'nda esen kuru, sıcak ve kum taneleri içeren bir rüzgardır ki onun adı da Hamsin'dir arkadaşlar. Hamsin rüzgarı diyelim. Ve bu rüzgar çeşitlerini de bir kez daha hatırlatmış olalım sizlere sınav öncesi diyoruz ve geçiyoruz bir başka bölüme. Evet arkadaşlar burada da ülkemizde görülen yerel rüzgarları harita üzerindeki boşluklara yazınız şeklinde ki biraz önce söylemiştim. Yönleri çok önemli arkadaşlar. Bu yönler kodlayacağız bir sizlerin aklında daha iyi kalabilmesi için. Öncelikle bir yazalım arkadaşlar. Birincisi karayel. Birincisi derken kuzey batı yönündeki karayel. Kuzeyden esen yıldız. Kuzeydoğudan esen Poyraz. Gelelim güney kısmına. Güneybatıdan esene Lodos. Güneyden esene kıble zaten yazılmış. Özür diliyorum arkadaşlar. Ve güneydoğudan esene de keşişleme diyoruz. Şimdi bunlar aklımızda kalmıyor bazen.
İnanın yaklaşık 20 küsür sene önce üniversite sınavlarına hazırlanırken bunu kodlamıştım aklımda. Hangisi hangi yönden geliyor diye hala da aklımda. Bunu sizlerle paylaşmadan edemeyeceğim arkadaşlar. Bakın. Kayıpo. Karayel, yıldız, Poyraz. Kuzeyden esenler. Loküke. Bunlar da güneyden esenler. Kayıpo, Loküke. Belki anlamsız bulacaksınız ama Kayıpo, Karayel, Yıldız, Poyraz'ın ilk hecesi, Loküke, Lodos, Kıble ve Keşişleme'nin ilk hecelerini aklımda kodlamıştım. Hala da aklımda hiç çıkmaz. Bunu aklına tutarsanız belki birkaç tane gelecek o can alıcı sorulardan rahatlıkla sıyrılabilirsiniz diyelim ve geçelim bir başka bölüme arkadaşlar. Evet, C bölümünde de bizden istenen neymiş bakalım. Aşağıdaki tabloyu uygun özelliklerle doldurunuz şeklinde bir ifade var. Bakın şimdi yoğunlaşma türü kar dolu, yağmur, sis, çiğ kırağı var. Yoğunlaştığı yer yeryüzünde mi, gökyüzünde mi, sıcaklığın altında mı, üstünde mi? Bunlar bizden isteniyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi kar biliyorsunuz ki yoğunlaştığı yer gökyüzüdür. Dolayısıyla şuraya bir tik atalım. Yeryüzünde yoğunlaşmaz. Peki 0 derecenin altında mı, üstünde mi? Tabii ki altında. Hava donduğu için. Geçiyoruz diğerine. Dolu. Aynı şekilde gökyüzünde yoğunlaşır arkadaşlar ve 0 derecenin altındadır yine. Dolu biliyorsunuz yine bir karın daha da büyük hali. Yağmur ise arkadaşlar yine aynı şekilde gökyüzünde yoğunlaşır ama sıcaklığın 0 derecenin altında mı üstünde mi? Tabii ki üzerinde olacak. Yani 0 derecenin altında olsa zaten donar ya da ya dolu ya da kar şeklinde düşer ülkemize. Sis aynı şekilde yeryüzünde arkadaşlar bakın gökyüzünde değil bu. Sis yeryüzünde yoğunlaşır. Yolda sisli yollara rastlamışsınızdır. Yolda giderken sisin gözle görülmediği anlarına rastlamış olursunuz diye düşünüyorum. Bunu aklınıza getirin. Yoğunlaştığı yerin yeryüzü olduğunu, 0 derecenin altında mı, üstünde mi peki? Yine üzerinde olduğunu unutmayın. Altında olsa zaten donacaktır. Kar veya dolu olarak düşecektir toprağa. Çiğ aynı şekilde yeryüzünde yoğunlaşır. Arkadaşlar çiğin de sıcaklığı yine 0 derecenin üzerindedir. Buraya tik atalım. Kırağı ise biliyorsunuz ki bir buzul tabakasıdır. Bitkilerin üzerinde sabahlar olur. Yine yoğunlaştığı yer yeryüzündedir ama bu sefer sıcaklık 0 derecenin altındadır arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Bu tarz bir çerçeve sorusu gelirse artık yapabiliriz çok rahat bir şekilde. Evet, çoktan seçmeli sorulara bakalım biraz da. Yine bunlarla ilgili sorularımız var. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretlediğinizdeki ilk ifademiz Furkan öğretmen coğrafya dersinde iklimleri 3 temel kuşak içinde ele almış ve buna yönelik bir tablo hazırlamıştır. Bu sınıflandırmada hangi iklim tipi yanlış verilmiştir ifadesi var. Bakalım. İklim tipleri ekvatoral, Akdeniz, tundra, savan vesaire verilmiş arkadaşlar. Peki bunlar sıcak iklimlerde mi, ılıman iklimlerde mi, soğuk iklimlerde mi görülür? Bakalım hangisi? Bu sınıflandırmada hangi iklim tipi yanlış verilmiştir? Şimdi ekvatoral iklim tipi sıcak bir iklim midir arkadaşlar? Evet, kesinlikle sıcak bir iklimdir. Hemen buna bir şöyle bir tik atalım. Akdeniz iklimi görüyorsunuz ki Akdeniz iklimi yine ılıman bir iklimdir. Bu da tamam. Tundra iklimi arkadaşlar tundra iklimi soğuktur. Yani Rusya'nın kuzeyini hatırlayın demiştik. Kutba yakın yerler. Bu da tamam. Savan iklimi ılıman iklim değil arkadaşlar. Savan biliyorsunuz Afrika çöllerinde görülür. Sıcak iklimdir. Burası olmalıydı ama ılıman iklim olarak verilmiş. Yanlış olan savan iklimi. Cevabımız C seçeneği. Step biliyorsunuz ki ılıman iklim. Okyanusal yine ılıman iklim geçerken C seçeneğindeki savan iklimi ılıman bir iklim değil sıcak bir iklimidir. Cevabımız Ceyhan olacak bu soru için. Geçiyorum ikinci soruya. Aşağıdaki haritada bir iklim tipinin etkili olduğu yerler taralı olarak gösterilmiştir. Haritada dağılışa dayanarak bu iklim tipi için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar görüyorsunuz ki ekvatoral bir iklim tipi. Kuzey ekvator bölgesinde 23 derece 27 dakikalık açılar arasında bulunuyor. Kuzey ve güney enlemler boyunca. Peki bu iklim tipi ile ilgili aşağıdaki yargılar hangisine ulaşılamaz şeklinde bir ifade. Ekvatoral bölgede etkilidir. Doğru. Yağış rejimi düzenlidir ki muson bölgesinde, bu ekvator bölgesinde balta girmemiş ormanları düşünün. Orada hep yağış var zaten. Yağış rejimi düzenli. Bu da tamam. Yıllık sıcaklık ortalaması yüksektir. Çünkü ekvator bölgesinde olduğu için. Bu da tamam. Kırç, kırağı ve don olayı görülmez ki. Bu buzul demek. Kırç, buz demek. Bu da görülmez çünkü ekvator bölgesinde hava
eksi derecesine düşmüyor arkadaşlar, sıfır derecesinin altına. Zaten kış, kıra, don hayatta görülmez. Yağış rejimi batı rüzgarları belirtir. Arkadaşlar, yağış rejiminin batı rüzgarlarının belirlediği bu verilen şemadan anlaşılamaz. Böyle bir yargıya ulaşılamaz, varılamaz arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneği olacak bu soru için. Üçüncü sorumuza bakalım. Karalarla denizlerin ısınma özelliği farklı biliyorsunuz. Karalar çabuk ısınıp çabuk soğurken denizler geç ısınıp geç soğur arkadaşlar. Gecenin birinde, ikisinde, üçünde denize giren varsa bilir hala sıcacıktır denir. Çünkü gece olmasına rağmen, çünkü soğumamıştır geç soğuduğu için. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez? Denizden esen rüzgarların yazın serinletici, kışın ılıtıcı etki yapması gösterilebilir. Sıcaklığın ekvatordan kutuplara doğru azalması, arkadaşlar bu denizlerle karanın arasındaki sıcaklığın çabuk veya yavaş soğumasıyla alakalı bir örnek değil. Diğerlerine de bakalım. Deniz suyunun en sıcak olduğu ayların karalara göre birkaç ay gecikmesi, bu da geç soğumasından dolayı. Karaların iç kesiminde sıcaklık farkının fazla olması, çabuk soğuyup çabuk ısındığı için, bu da var. Denizel iklimlerde mevsimler arasındaki sıcaklık farkının az olması yine aynı şekilde iklimi, sıcaklığı etkileyen bir özellikken, B seçeneğindeki sıcaklığın ekvatordan kutuplara doğru azalmasıyla bir alakası yok. Cevabımız Bursa seçeneği bu soru için. Dünyada basıncı sadece yükseltinin etkilediği düşünüldüğünde aşağıdaki illerden hangisinde basınç daha yüksek olurdu? Evet. O zaman hangisi en yüksekse basıncı en yüksek o olacak. Muğla deniz kenarında. Ağrı dağı var. Kocaman bir dağı. Çorum, Ankara, Şanlıurfa. Bunlar görüyorsunuz ki arkadaşlar Ağrı kadar yüksek illerimiz değil. Dolayısıyla cevabımız Ağrı dağından aklınızda kalsın, Bursa seçeneği. Yani Doğu Anadolu'daki her il için bu söylenebilir aslında. Ağrı bir örnek. Erzurum, Erzincan'ı, Van, Muş, bunlar biliyorsunuz ki yüksek illerimiz. Eğer seçeneklerde bunlardan biri de olsaydı cevap o olacaktı ama verilen uygun cevap Ağrı seçeneği olacak, Ağrı Dağı'nı aklımıza getirerek. Son sorumuz, renklendirme yöntemiyle çizilmiş Türkiye fizik haritasında batıdan doğuya gidildikçe yeşil rengin azaldığı, kahverenginin arttığı görülmektedir. Yükseklik arttıkça renk kahverengiye doğru gider, yeşilden turuncuya, turuncudan kahverenginin açık tonlarına, koyu tonlarına doğru gider. Peki bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir ifadesi? Yükseltinin artmasıdır arkadaşlar. Türkiye fizik haritasını göz önünde bulundurarak bu cevaba rahatlıkla varabiliriz diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Diğer sınav videolarımızı kanalımızda da çok rahat bulup izleyebilirsiniz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.